Bismillahirrahmanirrahim. Herkes konuştu hocam. Kalan sağlar bizim de dayanabildiğimiz kadar gideceğiz. Hem uyuyanlar da uyanacaktır çünkü biz biraz güncel konudan bahsedeceğiz. Benim üniversitedeki konum İslam Birliği üzerine, doktoram da o konu üzerine. İslam Birliği olacak, olmayacak, nasıl olacak? Bu kongrede yapıldığına göre artık olacak demektir. Bizim stratejik oyun teorileri dersi veriyoruz. Bazen bu grupla seminerlerimiz de oldu. Hemen kısaca şey yapayım. İslam ülkeleri birliği olacak mı? Mecbur. İstese de olacak, istemese de olmayacak. Şartlar bunu zorluyor. Bunu bir konferansta söylediğimde bana bir akademisyen dedi ki hocamız ya dedi bilimde %100 yoktur dedi. %0 da yoktur dedi. Ben ona şunu yaptım. Kağıda atacağım bak yere dedim. Aşağıya %100 düşecek dedim. Attım düştü. Bunu dedim 1000 kere yapayım 1000 kere düşecek dedim ki demek ki bilimde %100 vardır. Ama bunun hesaplarında uyar tutar tutmaz o farklı bir konudur. Şimdi biz de İslam Birliği konuşurken öncelikle İslam Birliği kısmına bakalım bir latifeyle geçeyim. Bizim tabii stratejik oyun teorilerinde bunların hesaplamaları var. Öğrencilerimiz de var burada doktoradan, master'dan. 2019 içinde yeni olan ekonomik sıkıntıyla birlikte söylüyorum. Eğer 2019'un sonuna kadar Türkiye ve İslam ülkeleri ki şimdi yavaş yavaş Malezya'yı da vurmaya başladı. Türkiye ve İslam ülkeleri yeni bir beraber iş yapma modeli açıklamazsa çökecek. Bir daha da kurtarmanın ihtimali yok. Bunu isteyenlere daha sonra ekonomik olarak nasıl olacağını anlatırız. Yani İslam ülkeleri 2019 yılında bunu Türkiye olur, başka bir ülke olur liderliğinde oturup ekonomik olarak konuşmazlar ise çatının altında kalmış bir Orta Doğu ve İslam ülkeleri göreceksiniz fakirlik. Faiz bu konuda çok önemli. İslam Birliği olacaksa ilk baştaki unsur nedir? Ben bunu öğrencilere ya da konferansa gittiğimde şunu soruyorum. Faiz iktisadın bir enstrümanı. Olmazsa olmaz. İş adamları nasıl oluyoruz? Hatta benim bir ortam firmada müsiat inşaat başkanı. Müsiatları da soruyorum bazen. Faiz olmaz diyorlar. Kredisiz nasıl olacağız? O da olmaz. Yani faizin tanımı yok, kredinin tanımı yok. Şöyle düşünelim. Arapçada ya da Kur'an'da karıştırılan tabirler var mı? İkinci, İktisat Kongresi var İzmir'de meşhur biliyorsunuz. O kongrede ziraat odalarının bir bildirisi var. 1920'lerde. Diyor ki faiz vardır çünkü Kur'an'da vardır. Yani fevz kökünden gelen zeyli olan fevzi söylüyor. Vardır diyor işte bakın diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilen insanlar diyorlar ki ya diyorlar faiz kelimesi Kur'an-ı Kerim'de riba olarak kullanılır. Diğeri ise datla kullanılır, artmak manasında kullanılır deyince tabii onlar da sunumunu yapmışlar. Aynı kelimeleri ben iş hayatında da karşılaşıyorum. Yani madem faiz konumuz. Faiz Ebu Usud Efendi ile karıştırılan bir şey unsur var. Ebu Suud Efendi'nin meşhur bir lafı var biliyorsunuz. Faiz helaldir, faiz haramdır diyen kafirdir ama riba haramdır. Şimdi bu lafı alırlar iş adamları ya da iş çevreleri. Derler ki bakın işte Ebu Suud Efendi'nin de söylemişti diye Osmanlı Şeyhülislam'a. Tabii bunu niye Ebu Suud Efendi'ye söylerler? Çünkü Ebu Suud Efendi o lafı söylemeden evvel bir şey daha yapmıştır. Muamele-i Şer'iye diye para vakıflarını kapatan Şeyhülislam Çivizade Efendi'nin para vakıflarını tekrar açmıştır. Para vakıfları nedir? Osmanlı'da da paraya ihtiyaç var. 14. asırdan sonra bütün dünyanın paraya ihtiyacı var. Ondan evvel faiz meselesi daha çok bilimsel geçmiş. Ama 14. asırdan sonra hatta 11. asırdan sonra Portekizlerin ve İspanyolların parayı Güney Amerika'dan getirmeye başlayınca faiz meseleleri artmaya başlamış. Bu da nasıl oluyor? Avrupa'da faiz %7 ile 8. Ebu Suud Efendi'nin izin verdiği para vakıflarındaki faiz oranı kaç? %12. %12'ye sabitlemişler Ebu Suud Efendi. Şimdi biz buradaki şeyleri kafanız karışmasın diye söylüyorum. Tabii bu faiz meselesini ya din adamları izah ediyor ya da iktisatçılar izah ediyor. İktisatçılar izah ettiği zaman diyorsunuz ki Allah'a şükürler olsun faiz helal. Şeye bakıyorsunuz ama feyiz manasında, riba manasında değil yanlış anlayın. Dindarlara bakınca ya riba kesinlikle haram elhamdülillah ribaya da girmiyoruz diyorsunuz. O zaman bunun şeyi şudur.
din adamlarının sadece olmadığı, iktisatçıların olduğu, karşılıklı enstrümanları konuştuğu bir çalışmalar gerekir. Klasik faizin misali şudur iktisatta. Elinizde bir bıçak vardır, bir tane de kuzu vardır. Kuzuyu aldınız, boynunu kestiniz. Bu et haram mıdır, helal midir? Haramdır. Aynı bıçak, aynı şahıs, aynı kuzu. Bismillah diye kestiniz. Bu et haram mıdır, helal midir? Helaldir. Şimdi buradaki bunu kullanırlar. Fakat buradaki usulde bir eksiklik vardır. O zaman biz de faiz alırken niyet ettim Allah rızası için desek alınır mı? Buradaki şeriatın kaidesi demek. Birincisindeki niyet manevidir. Faiz ise maddi enstrümandır. Yani karşılığı bir para olan enstrümandır. Bazen şunu çok kullanıyorum ben. Dünyada az bulunan şeyler kıymetlidir. Doğru mu? Doğru. Her taraf altın olsa kıymeti olur mu? Olmaz. O zaman bu kaideye göre dünyada kör eşek az mı bulunur, çok mu bulunur? Az bulunur. O zaman deriz ki kör eşek kıymetlidir. Olur mu? Hiç kör eşek daha kıymetsizdir. Ama o zaman şu şartı koyuyoruz baştan. Dünyada bazı az bulunan şeyler altın gibi kıymetlidir. Bazı az bulunan şeyler ise kör eşek gibi kıymetsizdir. Biz faiz meselesinde de ya da başka bir şeyde aynı cinsten şeyleri konuşmayıp da birisindeki niyeti, diğerinin maddi enstrümanını konuştuğumuz zaman maksadımız faiz değil de işimize gelen olur. Şimdi İslam Ülkeleri Birliği kurulsa, bugün kurulsa, hani hocalarım yanlış anlamasın, bazen şeyler dinliyorum. Mesela ortak para değil de ülkelerden mesela bu sularda çok konuşulan dövizle ticaret yapmayalım. Battığımızın birinci günüdür. Bana hep şu soruyu sorarlardı. Bir dolar, bir euro, bir euro, bir TL olsa. Aman diyordum bunu kimseye söyleme. Bu bize yaramaz. Çünkü bunlarda denge şudur paritede. İthalat, ihracat oranlarını dengeye getirirsiniz. Hangisi bizim işimize geliyorsa, hatta euro mu çok, dolar mı çok, ona göre bir ortalama değer bulursunuz. Bu seçimlerden evvel yaklaşık 3.4 TL'ydi. Seçimlerde sordular, dediler ki ya seçimlerden sonra dolar artarsa ne olur? Hiçbir şey olmaz dedim. İsterse 10 lira olsun. Ama asıl sorun geliyor. Seçimlerden evvel %8'di faiz bakın. Asıl sorun geliyor. Faizi birden fırlatacaklar. Çünkü faiz fırladığı zaman ticaret biter. Faiz kaça fırladı ilk? %28'e. %8 İngiltere ile aynı oranda seçimlerden evvel. %28. Sonra para bulunamaz oldu. %40'a çıkarttılar. Yani hususi bulmak isteyen insanlar %40'tan bulunuyor. Burada konuşulacak olan konu bir kere faiz haram mıdır? Haramdır. Faizi isim olarak söylediğimizde itici gelmiyor. Şöyle kullanalım. Sen çalış ben yiyeyim. Faiz eşittir. Sen çalış ben yiyeyim. Şimdi sen çalış ben yiyeyim iyi midir? Herkes diyor ki ya böyle bir anlayış mı olur? Aristo da aynısını söylüyor. Eflatun aynısını söylüyor. Saint Thomas aynısını söylüyor. O zaman şuna bakacağız. Faizle ilgili hükümleri olan insanlar ne kadar ahlaklı, ne kadar dindar, ne kadar işi bilen. Buna bir misal vereyim. İmam Buhari'nin hadis naklederken hepimizin bildiği kuzuyu yanına çağırmak için otu gösterip ipi sakladığı bir hadise var. Ne deniyor bu şahıstan? Evet doğru olabilir, hadis de olabilir ama hadis nakledilmez. Bakın orta çağdan sonraki unsurlarda Saint Thomas rahip, meşhur bir rahip, faize karşı olan tarihte en meşhurlardan birisi Aristo'dur. Saint Thomas'tır. Ta ki Keynes'e gelincekler. Keynes de faize karşı değil ama faizle tutulan para ekonomiyi canlandırmayacağı için faizin olmaması iyidir demiş ama yine faiz taraftar. Saint Thomas şunu söylüyor. Böyle adamdan faizi dinlemek lazım. Bir gün rahip okulundayken arkadaşlar diyor ki ya bu Thomas diyorlar çok saf dil bir adamdır. Çok samimi bir adamdır. Çok dürüst bir adamdır. Mesela diyor rahip okulunda yemeğe girerken bakın şimdi bu Thomas'a diyeceğim ki diyor camın karşısından uçan bir inek geçti. Thomas'a gidiyor diyor ki sen Thomas'a meşhur şeye akustili. Ya diyor camın önünden diyor bir tane inek uçarken geçti diyor. Thomas hemen kalkıyor camın önünden bakıyor. Allah Allah bakıyor göremiyor. Diyor ki herhalde geçti gitti diyor ben göremedim diyor. Herkes kahkaha atıyor. Ya diyor ki iyisin hoşsun ama çok saf değilsin diyor Thomas'a. Ya diyor hiç uçan inek olur mu? Onun cevabı daha güzel. Diyor ki bir rahip öğrencisinin yalan söylemesindense uçan ineğe inanmaya yeğe gördüm diyor. Şimdi insanlar bazen dürüstlüğü, faizi biz kimden dinleyeceğiz? Hep dinlediğimiz insanlar
ya bir şirketin ya bir holdingin danışmaların öğretim üyesidir. Ya da dinini dünyaya değişen din adamıdır. Samimi kalple, deliliyle gösteren biraz sıkıştan farklıdır. O zaman bu devlet eliyle yapılması gereken bir çalışmadır. Yani birçok bilim adamını bir araya getirip hiç meseleyi başka yönlere çekmeden ama sadece Kur'an'la değil bakın sadece Kur'an'la baktığımız zaman o zaman feyzi sokacak içine, ribayı sokacak, Kur'an'ın hükmünü sabitleştirecek şekilde. Klasik soru Peygamber Sam Yahudi'den biliyorsunuz hurma borcu alıyor. Hurma borcunu, faiz meselesini anlatıyorum. Hurma borcunda 50 tane hurma aldığını düşünelim. 50 hurmanın tamamını aynı vermesi lazım. Verme ihtimali var mı? Yok. Yani biraz daha büyükçe verirse faize girecek. Ama fevz kökünden faize girecek. Ribaya girmeyecek. Şimdi insanlar bu kargaşalıkta diyeceksiniz ki ya bunu herkes biliyordur. İnanın ben yılda 5-10 kere belki daha fazla kongrelere gidiyorum. İslam Birliği üzerine kongrelere gidiyorum. Bu meseleler konuşuluyor. Anlatan hocalarımızın dahi bazen farkına varmadan, bazen yanlış bilgilerden, yanlış kitaplardan etkilenip farklı anlattığına şahit oluyoruz. O zaman bunu devletler, yani İslam Birliği'nin önemi şuradan. Önce İslam Birliği olsun, bunları mı açıklasın? Yoksa bunlar açıklandıktan sonra mı İslam Birliği sağlam olsun? Bizim bir tartışma konumuz da bu. İslam Birliği mi düzeltecek? Yoksa düzelen bir şeyin ismi mi İslam Birliği olacak? Şimdi şuna benziyor. İlkokula gelen kişiye şunu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu çocukları ilkokula almayalım. Okuma yazma bilmiyor. Yemek yemesini bilmiyor. Gürültü yapıyor, tükürüyor. Birisi çünkü bana öyle dedi kongrede. Bir öğretim üyesi hiç unutmuyorum profesör. Dedi ki hocam dedi ya Orta Doğu karışıyor. Suriye kan içinde. Müslümanlar kaba saba cahil bırakılmışız. Ne İslam Birliği dedi aynen böyle. Ben dedim ki ne ilkokulu? İlkokula gelen öğrenci düşünseniz ya tükürür, sümüğünü sürer, okuma yazmayı bilmez, hiçbir şey bilmez. Git diyorsun şey yapma ama önce bir okul olur. Bir bakarsın ki 3 ay sonra çocuk sümüğünü sürmemeye başlar. 5 ay sonra 6 ay sonra okumaya başlar. 8 ay sonra nasıl davranacağını bilir. Şimdi ilkokul olmasa bunları öğrenebilir mi? Öğrenemez. Peki ilkokul olmadan bunları öğrendikten sonra medeni diyelim imkan yok. O zaman nedir? Öncelikli olarak ya İslam Birliği ya da İslam Birliği'nin bazı kurumları teşkil edilir, sonra geçsin. Yoksa diğerleri şahsi gayretten ileriye gitmez. Başarılı olur mu? Devletler meselesinde şahsi gayretler başarılı olma ihtimali yoktur. Ama şahısların gayretleri bir organizasyonun netice vermekte başarılı olur. Anlatacak çok var hocam. Aslında bayılana kadar devam edebiliriz ama çok uzun sürüyor bu bizim şeyimiz.